Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Dair'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün ilk bölümümüzde Elif Şah'la eğitime dair diyoruz ve hemen size konuğumu tanıtmak istiyorum. Tanıyorsunuz zaten, doktorumuz Sayın Esra Güven bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam daha önceki katıldığınız bölümde biz aslında çocuklardaki dikkat eksikliğini konuşmuştuk, hiperaktivite bozukluğunu konuşmuştuk. Şimdi de demiştik ki yetişkinlerdekini de konuşalım. Ama öncelikli olarak size sormak istiyorum bir kere daha. Nedir bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu doğuştan gelen bir sendromdur. Yani sonradan genelde gelişmez. Sebepleri arasında hamilelik döneminde kimyasala maruz kalma ya da genetik aktarım gibi aslında daha organik sebepleri olan bir sendromdur. Çocukluktan itibaren özellikle ilkokul yıllarında fark edilmeye başlar. Daha sıkıcı görevlerin başladığı, daha kuralların ortaya çıkmaya başladığı yaşlardır ilkokul yılları. O zamanlarda kendini gösterir. Üç belirti grubu var aslında. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olmak üzere. Dikkat eksikliğinden kastımız nedir? Bunların baskın olduğu, ön planda olduğu tipleri de vardır sendromun. Dikkat eksikliğinin baskın olduğu tipte odaklanma sıkıntısı, dikkatin çok çabuk dağılması, dikkati sürdürme süresinin çok kısa olması gibi belirtiler ön planda olur. Hiperaktivitenin ön planda olduğu ya da dürtüselliğin ön planda olduğu tipte de aşırı hareketlilik, kararlarının ve davranışlarının kontrolünü alamama ya da uzun vadeli düşünememe, hızlıca, filtresiz bir biçimde hayata geçirme diye tanımlayabiliriz aslında. Hiperaktiviteyi, aşırı hareketlilik, dürtüselliği de bu şekilde. Yani önünü sonunu düşünmeden çok hızlıca hemen aksiyon alma olarak tanımlayabiliriz. Şimdi hocam biz geçen bölümde çocuklarımızla ilgili konuşurken dedik ki işte çocuklarımız bu tarz hareketlerde bulunduğunda ay işte çok zeki, yerinde duramıyor, çok sosyal gibi daha olumlu pekiştirmeler yapıyoruz ve biraz yok sayıyoruz. Hatta sizin tavsiyeleriniz de oldu bununla ilgili. Ancak şimdi bu süreç ilerledikçe diyelim ki çocuklukta tam olarak bir tedavi süreci oluşmadı, olamadı ve yaş büyüdü, işte üniversite çağında yani yetişkinlik diye adlandırdığımız döneme başladığı andan itibaren devam etti. Şimdi buradaki belirtiler daha mı yükseliyor, nasıl süreç seyrediyor? Biraz değişikliğe uğruyor çünkü senelerin getirdiği bir deneyim oluyor. Yani kişiler çünkü sorun yaşadıkça o soruna yönelik kendince çözüm bulma arayışına girer. Dolayısıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu daha önce de konuşmuştuk. Dağınıklık, düzensizlik, planlama yapamama, işte ilişkilerde çok ani hareketlerde bulunduğu için ilişkilerde bozulma gibi zorluklarla senelerini geçiriyorlar. Dolayısıyla nasıl planlama yapabilir, nasıl zamanlamasını yönetebilir, nasıl daha fazla odaklanabilire ilişkin belli bir deneyimleri de oluyor ve deneyip yanıldıkları, daha iyi geldiğini buldukları başa çıkma yolları geliştirmeye başlıyorlar. Aynı zamanda çocuğun kendi gelişimsel özelliklerinin getirdiği o kendini düzenleyememe, kontrol edememe de yetişkinlikle birlikte daha yetkin hale geliyoruz. Daha kendimizi kontrol edebilir hale geliyoruz. Peki hani burada devreye girmek istiyorum. Nedir buradaki belirtiler? Yani biz ne kadar bunları kontrol ediyor olsak da şimdi biraz da çevremize eminim ki izleyicilerimiz hem bir kendimize bakacağız belki hem de bir çevremize bakacağız ya da ailemize. Nasıl belirtiler öne çıkıyor? Bunların hepsiyle birlikte bu demin bahsettiğim belirtilerde hiperaktivite geriliyor. Yani aşırı hareketliliğin daha baskılandığını görüyoruz yetişkinlikte. Bu kontrol, planlama becerileri vesaire aşırı hareketliliğin daha geri planda kalmasını yani hiperaktivitenin dikkat eksikliği ve dürtüsellik odaklı belirtilerin daha ortada olmasına sebep oluyor. Ne bunlar? Mesela işte işe geç kalmalar, işleri yetiştirememeler, bir türlü randevu saatine ya da planlanan zamana yapamama, uyum sağlayamama, işlerde çok küçük ayrıntı hataları yapma, sık hata yapma gibi şeyler, belirtiler kendini gösterebiliyor. Dürtüsellik kısmı biraz daha tehlikeli olabiliyor. Madde kullanımı,
riskli davranışlar. Uç boyutlara gidiyor, evet, yani bahsettiğiniz. Çünkü hani dürtüselliğinin tanımını tekrar yaparsak, enini sonunu düşünmeden aksiyon alma. Yani o an o ne istiyorsa ya da duyguları nasıl bir noktaya sevk ediyorsa, ki yoğun duyguların sevk ettiği yerler genelde çok hayırlı yerler olmaz, onlara hızlıca aksiyona geçme şeklinde kendini gösterebiliyor. Yani ben planlama yapamıyorum, bir türlü zaman yönetimi yapamıyorum, her yaptığım işte sürekli bir hata söz konusu oluyor. İlişkilerimde çok ani kararlar alıyorum. Birden ayrılıyorum, birden barışıyorum, birden öfkeleniyorum, birden duruluyorum gibi. Ya da alkol madde, canım çok sıkkın olduğunda hemen alkole başvuruyorum. Sigarayı çok arttırıyorum gibi şeyler olduğunda odaklanamıyorum. Karşımdakini dinleyemiyorum. Ya da karşımdakini hep bana şöyle geri bildirimler gelir. Ya biraz da dinle, ben söylediğimde hep araya giriyorsun ve sen kendinden bahsediyorsun. Ya da başka bir şey söylüyorsun, ben dinlenmediğimi hissediyorum gibi geri bildirimleri daha sık alıyor yetişkin görünümü diyebiliriz. Hocam öyle bir şey söylediniz ki aslında şimdi biz genel olarak kendi çevremizde ya da daha bilinen diye belki söylersem doğru olacak. Bu tarz hareketleri yetişkinlerde gördüğümüz bu belirtileri başka durumlarla ilişkilendiriyoruz. Belki daha ağır hastalıklarla, belki daha farklı psikolojik rahatsızlıklarla. Oysa ki çok basit ve çocukluktan gelen bir durumun söz konusu olduğunu altını çizdiniz, öyle mi? Evet, ama çok güzel bir noktaya da değindiniz. Bu birçok başka sendromun ya da rahatsızlığın ya da zorlanmanın nasıl tanımlarsanız karışabileceği şeylerden de bahsediyorum aslında. Yani biraz mesela, evet, oradaki bir, ayrım ne acaba? Mesela kaygı, duygu durum bozuklukları, yani depresyon gibi daha hüznün ve çökkün duygu durumunun baskın olduğu, isteksizliğin, motivasyonsuzluğun baskın olduğu bir ruh hali de bellek işlevlerinde, yani dikkatte bozulmaya sebep olabilir ve bu bahsettiğimiz davranışları ortaya çıkarabilir. Ya da kaygı, bunun en temeli. Kaygı bizi hızlandırır, dikkatimizi çok sınırlar. Hızlı karar vermeyi çok teşvik eden bir duygudur ve yoğunlaştıkça, bozukluğa doğru gittikçe yine benzer belirtileri görebiliriz. Buradaki en kritik nokta, çocukluktan itibaren benzer zorlukları yaşayarak bu yaşa gelmiş olmak. Yani belli bir dönemde değil de ya da belli bir alanda değil de ilkokuldan itibaren öğretmenlerin bizi çok uyarması. Ya da işte odaklanmayla ilgili dersin sıkıntı başına oturduğumda hayallere çok hızlı dalıyor olmam. Sürekli bana sözümü dinle denmesi, söylenenlerin sürekli tekrar edilmesi, eşyalarımı, en temel eşyalarımı, işte cüzdanımı, kalem kutumu vesaireyi ilkokul yıllarından beri sürekli bir yerlerde unutmam. Ya da sakarlık mesela dikkat eksikliğinin en temel göstergelerinden İlginç. Biridir. Yani çünkü tam dikkat edemediğiniz için size zarar verecek ayrıntıları da göremiyorsun. Nus ve hani tabiri caizse bodoslama bir mobiliteyle hareket ediyorsunuz. Ve öyle olunca da sürekli düşmeler, çarpmalar, morarmalar, yani çocukluktan itibaren bunlar her alanda ve her dönemde kendini gösterdiyse ve yetişkinlikte de hareketliliğin azaldığı ama dikkat eksikliğinin ön planda olduğu bir noktaya geldiyse ve dürtüselliğin, o zaman bunun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma ihtimali yükseliyor. O halde ilişkiler bazında da belki arkadaş, yakın arkadaş ilişkilerinin sürekli işte zarar görmesi, çok arkadaş değiştirmek, farklı ortamlarda bulunmak, sonraki dönemde ikili ilişkilerdeki dediğiniz gibi o ani duygu değişimleri hep bunların göstergeleri olabilir diyorsunuz. Yani düşünmeden hareket ediyorsun. Dürtüselliğin temel gözlemidir. Aslında hem kendisi için hem de dışarıdan alınan dikkat eksikliğinin temel gözlemleri ve geri bildirimleri, bunu yine atlamışsın ya da yine zamanında gelemedin, yine yetişmedi bu. Ne kadar da dağınıksın, dağınık çalışıyorsun gibi aslında çok sık, yani her gün, her hafta, hayatı boyunca her işinde eğer bu geri bildirimleri alıyorsa
belki geçmişe dönük bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu taraması yapılabilir. O halde kişi kendinin de çok farkına varması gerekiyor. Hı hı. Yani biz kendimize de gerçekçi ve dürüst olacağız ki, ya aslında ben işte çünkü şöyle şeyler duyuyorum ben. Hani o kadar hareketliyim ki yerimde duramıyorum ya da işte telefonda konuşurken dahi yürüyorum. Hani hiperaktif bir tarafım var. Hani bu yetişkinlik döneminde de daha sanki bir hal, bir durummuş gibi, bir huymuş gibi adlandırıyoruz. Oysa burada dikkat etmemiz gereken noktalar var diyorsunuz. Kesinlikle. Peki çevrede şimdi neler yapmamız artık yetişkinlik boyutunda tabii ki kendimizin harekete geçmesi çok önemli ama önce şunu sormak isterim size. Çevre ilişkilerle ilgili neler yapılabilir? İşte aile içerisinde, belki iş ortamında. Yani buradaki en temel şey aslında planlamaya yönelik araçlar kullanmak. Şimdi teknoloji de sağ olsun bu konuda bize çok yardımcı olabiliyor. Yani ne yapacağınızın listesini tutmak, zamanlama, alarmlar kurmak, planlama yapmak. Yazmak belki. Evet, düzene yönelik, hatta o kadar şey ki yani ne yapacaksınız cümle cümle adım adım yazıp ona tik atarak gitmek gibi. Zamanlama ve şey sorumluluklar için alarmlar kullanmak. En temeli dikkat eksikliğinde planlama ve organizasyon açısından alabileceğimiz bütün araçsal ve kişisel destekleri almak ve hayatımıza sokmak aslında bir taraftan. Ve hani ne kadar zamanda bir işi bitirebiliyorsunuz, en çok hangi noktalarda hata yapıyorsunuz, bunları tespit edip kendinize bunlarla ilgili özel önlem notları almak. Yani mesela çok yazım hatası yapıyorsanız hemen bilgisayarınızın başına bir post-it'le yazım hatalarını en son kontrol et deyin. Onu kendinize hatırlatın atlamamak için. Ya da alarm kurun, 15 dakikada bir o yazım hatalarını kontrol ederek devam edin gibi. Aslında çok basit görünen, çok atlanan ama çok etkili stratejiler bunlar. Çünkü zihnin uyarılmaya ihtiyacı var. Yani tabiri caizse yakasından tutulup tekrar göreve döndürülmeye ihtiyacı var. Ve bu bir uyarıcıyla söz konusu olabilir. Bu uyarıcı da bir ses olabilir, bir not olabilir. O yüzden zihin o uyarıcıyı alsın ve tekrar dikkat görevine dönebilsin. Pekiştirsin istiyorsunuz aslında bir noktada. Kişiler arası ilişkilerde de terapi çok önemli bir yol. Çünkü dürtüsellik geliştirilebilir ya da başa çıkılabilir. En azından farkındalık söz konusu olabilecek bir alan aynı zamanda. Eğer çok ciddi boyutlardaysa, yani mesela bağımlılığa giden bir alkol madde kullanımına sebep oluyorsa, çok saldırganlığa varan ani öfke duygu patlamalarına sebep oluyorsa gibi, yani kendine ve başkasına zarar veren bir boyutta kontrol edilemez şekilde çabalara rağmen kendini sürdürüyorsa, terapi desteği ve veya ilaç desteğiyle beyindeki kimyasalların bu anlamda düzenlenmesi gerekiyor ki yardımcı olsun ve kendi gücü de bunu düzenlemeye yeter hale gelsin. Çünkü belli bazı durumlarda çok şiddetli olduğunda kişinin kendini düzenleme gücü buna yetmiyor. Yetişkin olsa bile. O yüzden bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu ilaç desteği de olabilir, terapi desteği de olabilir, her ikisi de olabilir. Peki hocam bu süreci nasıl görmek gerekiyor? Şimdi ilaçla tedavi mümkün bu durumda bahsettiğiniz noktada. Ancak terapi dediniz, önce o halde terapiyle başlanıyor ya da kişi galiba o tanıyı koyana kadar da bir kararsızlık sürecinden geçebilir değil mi? Yani kabul edip etmeme durumu. Evet, yani orada da iki yönlü bir şey var aslında. Ya kabul etmeme, reddetme, ya bu benim doğamda var, bu benim fıtratım, huyum, mizacım gibi vesaire gibi bu söz konusu olabiliyor. Ya da hızlı karar aldığını kabul etmekte zorluk yaşayabiliyor. Yani çünkü hızlı karar alıyor, çok zarar veren, aslında çok akılcı kararlar değil alınan kararlar. Bunu kabul etmekte çok kolay değil bir taraftan. Ki bunun yanlış sonuçlarını da muhtemelen yüzleştikçe orada da bir aslında savunma mekanizması gelişiyor olabilir değil mi? Evet evet, ve hani böyle olduğu için duygusal yoğunluk daha da artıyor. Yani öfke, hassasiyet, kırılganlık, alınganlık da artıyor. Duygu yoğunluğu arttıkça kontrol zaten güç daha da güçleşiyor gibi bir aslında patinaj, bir döngü haline giriyor ve işler çıkılmaz hale gelebiliyor. Ne oluyor işte? Kendine zarar veren başa çıkma yollarına başvurmaya başlıyor. Bağımlılıklar geliştiriyor diyorsunuz. Bir taraf inkar tarafı, bir tarafta
Aslında sürecin getirdiği, mesela işle ilgili bir motivasyonsuzluk, genel bir mutsuzluk, bir boşluk hissi, tatminsizlik, kendini bulunduğu yere yakıştıramama vesaire gibi çeşitli motivasyonlarla işte başarısızlık yaşayabiliyor ya da hata yaşayabiliyor ya da kendisine koyduğu çıtaya ulaşamıyor. Böyle bir durumda da ya acaba bende dikkat eksikliği hiperaktivite mi var diye aslında olmayan bir durumla kendini gerekçelendirmeye çalışmayı da gözleyebiliyoruz. Ya da kaygıyla çok karışabiliyor. Yani dikkat eksikliği olarak geliyor ama öyküye bakıyorsunuz yaşamsal kronik bir yaygınlık söz konusu değil, dönemsel artışlar var. O zaman bunun kaygıyla ilişkili olduğunu anlatıyor ve çalışıyoruz. Bu şekilde aslında algılar değişebiliyor. Peki biz yakınlar olarak, çevresindekiler olarak o kişinin iş hayatında, aile hayatında nasıl davranmamız gerekir? Yani şey de bir süre sonra sıkıcı olabilir. Hani şunu yaptın mı, bunu kontrol ettin mi, işte iş hayatındaysa işte dediğiniz gibi notlarını aldın mı gibi demek de herhalde sıkıntı. Yani yetişkinlik döneminde bunu yapmak çok uygun değil zaten. Eğer ben dikkat eksikliği yaşayan biri olarak sizden böyle bir şeyi talep edersem ne âlâ. Ama talep etmediğim sürece eğer bana böyle bir müdahale geliyorsa bu yardımdan çok köstek olur. Yani etrafındaki insanların yapabileceği şey daha çok duygusal destek vermek. Yani ne kadar zorlandığını gördüklerini, nasıl yardımcı olabileceklerini, mümkün olduğunca yanında olduklarını hissettirebilecekleri bir konumdan ancak müdahale edebilirler. Ya da mesela paylaştı, işte ben planlama yapamıyorum vesaire. Yani ben planlama yapmakta kullandığım bazı yöntemler var, ister misin? Ama sormak, yani çok iyi geliyor, sen de yap kesin vesaire değil. Hani bunu söyleyip paylaşıp belli bir mesafeden kararı ona bırakmak yine. Hani inisiyatifi ona bırakmak. Mümkün olduğunca uygun bir biçimde geri bildirimleri vermek. Yani çok kızdığını anlıyorum ya da çok üzüldüğünü anlıyorum. Ama şu an bana bu şekilde sesini yükseltmen hiç hoş değil. Hani gibi. Daha o anlık davranışlara ilişkin kendilerini etkileme biçimleri üzerinden geri bildirim vermek. Yani onların farkındalığını arttırmaya çalışmak anladığımız evet, kadarıyla. Evet, bir taraftan da eğer gerçekten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı varsa, biliyorlarsa, yani hani biliyorum senin için çok zor, elinde olmadan yapıyorsun ama hani bak buralarda biraz daha artış var gibi görünüyor vesaire gibi anlayan bir yerden, uyarı gibi ya da bir öğretmen gibi ya da daha yetkin, daha yeterli bir kişi gibi değil de daha yanında olan, destek olmaya çalışan bir şey gibi, destekçi gibi, bir eşlikçi gibi davranmaya çalışmak en faydalı olacak yakınları için, atmosferi yaratır. Hocam zaten bu bahsettiğiniz aslında her türlü durum için geçerli. Yani kimsenin karşısına geçip de hani böyle parmak sallayarak işte şöyle şöyle değil ama daha yanında, yakınında bir dost, bir eş, bir eşlikçi gibi olmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizim böyle yine süremiz su gibi aktı geçti. Ama aslında çok önemli bir konuyu konuştuk. Hatta bence herkes bir farkındalığı da arttı gibi düşünüyorum ben. Umuyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün ilk bölümümüzde Elif Şah'la eğitime dair dedik ve doktorumuz Sayın Esra Güven'le yetişkinlerdeki bu dikkat eksikliği, hiperaktivite ve odaklanma sorununu konuştuk. Aslında dürtüsellik dedik. Efendim şimdi sırada ikinci bölümümüz var. Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve zaten renklerimizden görüyorsunuz. Elif Şah'la modaya dair diyoruz ve hemen modacımız Madine Ana Gülkay'ı şöyle bir selamlayalım istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Madine'cim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok hoşsun yine. İyi sizin ki hoşluğunuz. Sağ olun. Efendim şimdi 2024'e girdik. Malum moda trendlerini konuşacağız bugün söz verdiğimiz üzere. Acaba 2024'te neler ön plana çıkacak Madinacığım? Hemen bu soruyla başlayalım. Ya şöyle 2024'te zaten yazdan belli bizim önceden biraz geliyor önceden, değil mi? Evet bildiğimiz sezon. İçin. Aynen sezon önceden gelir. Bizim kışta aslında renkler aynı. Bordo,
Yani en çok çıkan renklerden biri bordadır ve metalik renklerdir. Bu sene bir de 2024'de yeni katılan rengimiz var, şeftali tonlarında. Zaten biliyorsunuz trendde bir iki renk katılır. Kalanları zaten devam edip kombinleyerek aslında biz modaya devam ederiz. Yani kış da olsa, ederiz. Bahar da olsa aynı tabii renk tonları aynı. Gidiyor. Sadece şöyle tabii yaz günlerinde biz çok bordo, vişne çürüğü gibi yani koyu tonları çok kullanmıyoruz. Daha çok davetlerde mesela kullanıyoruz. Onlar ama daha kışta, böyle ışıl ışıl böyle hafif parlak renkler sanki değil mi yazın evet, özellikle? Aynen aynen. Ama mesela kışta daha çok bordo renkleri koyulara gidiyoruz. Ondan dolayı bu kışta, kış olarak konuşursak, kışta daha böyle işte bordolar, metalik renkler, siyahlar, griler. Yani bu ilkbahara kadar, işte Nisan'a kadar, gerçi tabii, biliyorsun mevsimler de karıştı artık ama. Artık kaydı, evet. Hani bu süreçlerde biz o koyu tonları hala rahatlıkla kullanabiliriz. İşte gördüğümüz gibi zaten deriler var olan bir modaydı. Bordolar, griler. Bordolar, evet, pembeler. Ya çok hoş olmamış bu modeli. Çok hoş ve iki tane rengin aslında... Hiç aklıma gelmez mesela. Evet, evet. Aslında, ama tam bir geçiş olmuş geçiş değil mi? Geçiş olmuş, çok da güzel oldu. Burada açık tonla koyu ton renginin bir tane renk ama ton farkı var. Ve gerçekten çok güzel kombinlenmiş. Her zaman benim dediğim gibi eğer aynı tonu, aynı rengi giyiyorsak ya eğer bir ton değilse... Biri yani çok aynı açık. Yerden almadıysak diyorsun. Aynen. Bir açık olmalı, olması gerekiyor. Bir koyu olması gerekiyor. O zaman tamamen böyle birbirini tamamlarlar burada gördüğümüz gibi. Ama eğer burada pembenin üzerine ona uydurmak için en yakınını almış olsaydı çok sırıtmış olurdu ve tamamen yanlış ve hiç güzel olmazdı diyelim. Yani şimdi mesela buraya baktığım zaman bir kere böyle bir kazak aslında hepimizde var. Evet. Hadi bunu değiştirelim. Diyelim ki çizmeler siyah olsun, ki bordo ya da kahve tonu olsun. Evet. Yine aynı tonlarda geçişlerle böyle bir etek, hani bu etek de bence hepimizde vardır. Çok kişide var tabii. Yani renk olarak belki yoktur ama zaten bu etekler geçen seneden. Hani böyle pileli, plise etekleri. Bir de bunların etekleri. Düz böyle satenleri çok satenleri var. Satenleri var. Satenler zaten 3-4 senedir var ve artık herkesin dolabında var. Çok kurtarıcı bir parça. Ondan dolayı bunun mesela bu eteğin yerine saten bir etek olmuş olsaydı, diyelim işte bej renginde veya kahve renginde, kahve olmuş olsaydı mesela bordo hırka çok rahatlıkla giyebilirdik. Kahvenin mesela daha ya açık tonunu, süt kahvesini ya da tam tersi koyu kahveyi de giyebilirdik. Burada baktığımızda tabii ki de işte bir geçiş olarak, yani ayakkabı da etkili, çanta da etkili, saç modelimiz de etkili. Yani taktığımız tokaya kadar hepsi etkili. Evet, hepsi birbirinin, evet, birbirini tamamlıyor aslında. Peki şimdi ben böyle notlarıma bakıyorum. Şimdi aslında dikkat çekici ve cesur bir stil 2024'de damgasını vuracak diyorsun. Evet. Yani modacılarımız bayağı, diyor en azından. Bayağı, evet, yani bu sene çok transparan moda. İnanılmaz bir şekilde. Daha cesur. Etekler, yani elbiseler, her şey böyle transparan. Üzeri pullu, üzeri taşlı, işlemeli, boncuklu, onlar dantelli. Onlar hala devam değil mi? O parlaklık, onlar o şıkır tabii, ışıltılar. Tabii. Onlar zaten bir iki sene daha devam eder. Yazda çok devam eder. Biz yazın da hoş olur o halde. Çok güzel oluyor. Ya yaz sezonunda işte bikinin üzerine falan giyiliyordu. Şimdi de birçok davette, yani yılbaşında da çok gördük. Çok, yani transparan elbiseler inanılmaz çok vardı. Çok modacı yaptı ve çok güzeller. Yani çok aşırı halka inmedi. O daha çok seneye iner. Yani birazcık daha evet, vakti daha var diyorsun. Evet, evet. Yani mesela şöyle transparan... Bak farklı bir renkte... Metalik renkler. Metalik renkler de ön plana çıkacak evet, diyorsun. Evet, var. Onlar çıktı, varlar. Onlar da dediğim gibi bu şimdi podyum olduğu için... Daha yani tabii... halka bir sene sonra ancak inebiliyor. Ama dediğim gibi mesela transparan da şunun altını çizmek isterim. Transparan deyince herkes bir korkuyor. Ama korkmamıza gerek yok. Mesela transparan etekler var. Etekleri giydiğimizde içine siyah çorap giyebiliriz. Ya da böyle üstüne de siyah şortlar mesela, hani onu da giyebiliriz. Ya kışta mesela siyah çorap giyeriz, üstüne transparan etek giyeriz. Onun üzerine de kalçamızı kapatacak şekilde mesela sweatshirt giyebiliriz. Ha, yani o transparanlıktan, o yani cesur ve göze çarpıcılıktan spora dönebiliriz. Yani böyle aslında kollarda da kullanabiliriz. Kullanabiliriz tabii canım, rahatlıkla kollarda.
kollarda etek uç altları falan, onları çok rahatlıkla kullanıyoruz. Ya da böyle mesela işte diyelim ki kendimiz yapacaksak, hani hep diyoruz ya, evet, biraz kendi kıyafetlerimiz eğer varsa beceriler izleyicilerimiz arasında. Evet. İşte ne bileyim belki şuraya şöyle bir transparan bir kumaşla işte kazağımızı ya da bluzumuzu da şıklaştırabiliriz. Zaten danteller falan çok var bu sene. Dantel modası çok var. Yani danteller de biliyoruz ki hani böyle 15 santim, 20 santimlik danteller satılıyor. Varlar onlar piyasada. Onu rahatlıkla alıp mesela işleyebiliriz üstüne. Elle dikebiliriz. Yani o da çok şık olur ya. Çok şık oluyor. İlla ki hani trend de gidip hemen yeni veya hemen almamıza gerek yok. Var olandan aslında devam edersek, yani çünkü geri dönüşüm, biz dünyayı çok hızlı tüketiyoruz. Şimdi bu aslında sezon özellikle sürdürülebilir ve sıfır atık, evet, süreçlerine de çok dikkat ediliyor değil mi? Yani özellikle geri dönüştürülebilir tarzlar tercih ediliyor. Evet. Hani bu da tabii hem aslında biz sadece kendimizi değil çevremizi, dünyamızı, dünyayı da çocuklara bırakıyoruz. Kurtarmamız gerekiyor aslında, biraz böyle bakmak lazım. Evet. O halde o dantelleri alıp işte belki çantamıza tekrar ben konuya gelirsem. Yani şal yapabiliriz, ne bileyim yakalara şöyle işleyebiliriz. Şöyle saçımıza mesela şöyle bir toka, evet, gibi. Saçlarda mesela büyük fiyonk tokalar moda. Yani onlardan kurdeleler da yapabiliriz. Kurdeleler çok moda, değil mi? Ha, kurdele, evet. Onlar çok moda. Onları çok rahatlıkla kullanabiliriz. Ceketleri mesela alt kısmına dikebiliriz, kollarına dikebiliriz, işleyebiliriz. Yani biraz yaratıcı olma aslında. Peki mesela olmamız. Cekette de böyle kurdeleler falan takabilir miyiz? Takabiliyoruz tabii ki. Hani saçlara falan değil mi? Bir ara çok takılıyoruz. Şu an evet aynı devam ediyor. Takabiliriz. Broş şeklinde takabiliriz. Mesela şurada peto cepleri var. Peto ceplerin üzerine dikebiliriz. Cep kapaklarına dikebiliriz. Yakalarına dikebiliriz. Bu artık hani mesela iç astarlarına dahi dikebiliriz. Yani astar değişik süslensin. Bir tarz olur tabii. O halde. Hani bu artık insanın yaratıcı gücüyle alakalı ve yapılabilir. Yani çok zor değil. Yani her kadının bence iğne iplik eli tutuyordur. Kesinlikle. Hani onu çok rahatlıkla işleyip. Ya da terziye götürülebilir. Ha, evet ya, terziye de götürülebilir. Aslında evde, yani evde oturan hanımlar için birebir uğraşıcı, evet, ve çok mutlu edici aslında. Çok keyifli. Kesinlikle tamamen kafayı da böyle boşaltıcı, aynen, bir hobi stres olabilir. Stres atacak bir şekilde. Kesinlikle. Bak şimdi kravatlar geliyor. Yine. Kravatlar var. Kravatlar çok trend. Kravatlar zaten yeni girdi. Yani onu seneye belki görürüz. Belki ondan da sonraki sene. Çünkü şimdi girdi. Yani ama bu biz çok önden de trend. Takip ediyor olabiliriz o, evet, halde. Evet tabii. Giyer. Takan takar. Kravatlar daha çok ince. İnce. Böyle ince olanlar. Böyle büyük kravatlar değil. Çok ince, zarif, taşlı olanları var mesela onların. Bayanlar için çok güzel, çok hoş görünür. Biraz önce gördüğünüz gibi çok mini var. Çok aşırı miniler var. Şortlar, etekler. Şortlar var. Şort etekler var. Yine kot şortlar öne çıkacak mı? Var tabii. Zaten kot var. Kot bu sene de devam eder. Kot hiç geçmiyor sanki. Geçmiyor bu sene ama bayağı bir vurucu bir şekilde. Kot etekler de çok önemli. Evet, hepsi çıkıyor. Var. Evet, trençler var, ne bileyim montlar var. Ben zaten var. Çok seviyorum. Evet. Bir bak, kurtarıcı bir şey. Kesinlikle. Beyazlar yine dedim. Yine böyle krem beyaz kullanabiliyoruz değil de mi? Tereyağı rengi çok moda bu sene. Bir krem. De, tam krem. Şey. Hı-hı. Ekru mu? Ekru oluyor. Hı. Kırık beyaz ekru. Yani beyazın çok aşırı tonu var aslında. Bu sene işte ekru, daha yumuşak, tereyağı, böyle sarımsı. Evet, yumuşak. Daha çok var. Gördüğümüz gibi içinde beyaz gömlek var. Üstünde ekru renk var. Çok tehlikeli aslında. Değil mi? Biraz böyle çok aşırı giymek, tehlikelidir. Kombinlemek. Burada kumaş ön plana çıkacak. Yani daha doğrusu kumaş ön plana değil de kumaşın dokusu önemli burada. Mesela üstündeki keten galiba değil mi? O evet, yüzden mi acaba? Dokulu olduğu için içindekiyle böyle savaş halinde değil, barış halinde. Uyumlu duruyor. Yani mesela bunun içine şu an pamuklu normal bir gömlek giymiş olsaydık olmazdı diyorsun. Olmazdı. Yani ondan peki, dolayı. Peki öne çık, üste çıkartması gömleği? Spor. Spor. Klasik sporla karıştırılıyor. Yani dediğimiz geçen bölümlerde de konuşmuştuk sizinle. Yani klasik ve sporu. Çünkü klasikse bu gömlek içeride olması lazım. Sporsa gömlek dışarıda olması lazım. Ama burada klasik bir takım elbise
altın içinde de gömleği dışarıya çıkardılar. İki tarzı karıştırıyorlar. Yani bunun altına normalde şu an mesela spor ayakkabı giysin, şapka giysin, tamamen spordur. Rahatlıkla öyle dışarı çok çıkabilir diyorsun. Evet, beyaz olmasına rağmen ve kumaşın böyle daha ön plana çıkmasına rağmen çok rahatlıkla çıkar. Yani aslında biz biraz sanki böyle bir fikrimiz oluşuyor. Hani kumaşlarla ilgili diyoruz ya, bak kumaşlarla ilgili bir konuşalım. Evet. Tarzlarla, kombinlerle biraz o gözümüz alıştıkça rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet. Peki çantalar diyeyim sana. Çantalarımız bu sene daha çok böyle clutch tarzı, tek renk. Ama üzerinde dokular olabilir, dokulu şeklinde. Böyle kol altı. Aslında çantalar daha büyük, yumuşak deriler şeklinde rahatlıkla kullanabiliriz. Ama tabii ki de eski çantalarımızı atacak anlamına gelmez. Aslında galiba şunu da yapabiliriz. Şimdi çantaları elimize alacaksak ve evdeki hani bütçemizi de düşüneceksek askılarını belki hani şöyle yani askılarını içine atarak ya da aynen, saklayarak da kullanabiliriz. İlla gidip bir kılıç almaya gerek var yok mı? Yok, gerek yok. Zaten işte dediğim gibi böyle alışveriş çantalar var bence. Değil mi? Sanki olabilir, saklamış gibi. Evet, olabilir. Alışveriş çantalarımız var mesela büyük. Ha, onu diyorum. Onların derileri var bazı kişiler. Yani deri dediğim suni deri vesaire. Hı-hı. Yani kumaş da olabilir. Onların askıları uzun mesela. Askıları koyaraktan içine, yani bizim malum malzemelerimiz çok olur kadınlarda. Yani onların hepsini attığımızda böyle kıvırarak bile ha, çok, çok rahatlıkla kullanabiliriz. Yani aslında yastık şeklinde gibi düşünün. Böyle pufuduk yani, oynayabileceğimiz aynen, bir şey. Çok rahatlıkla koltuk altında almamız gerekiyor. Sadece şöyle, çocuklu olan annelere daha zor olur o. Çünkü bir elimizi kapatıyoruz orada. Yani öyle çantalarınız varsa, eğer askılığı varsa mutlaka yanında götürsünler. Bu bir tüyo diyelim. Çünkü çocukla asmamız daha kolay ve daha basit oluyor. Peki mesela şimdi böyle çapraz taktığımız zaman çantalarımızı özellikle son birkaç yıldır hem daha küçük işte bel çantası gibi kullanıyorduk ya da omuzdan asıyorduk. İşte demek bir yere gideceğiz, daha küçük bir çantamız var. Hı-hı. Askılı kullanacaksak o takım biçimleri nasıl olacak? Ya onları rahatlıkla aynı devam edebiliriz. Zaten şöyle de yapabiliriz. O küçük çantalar aslında onlar bir aksesuar. Oraya pek bir şey yani değil. Sığmıyor. Hiçbir şey aslında sığmıyor. Kartlar belki telefon gibi aynen, böyle çok. Evet. Telefon bile biraz bazen büyük. Olmuyor, evet. Evet. Yani onu aslında aksesuar olarak kullanıp yanımızda büyük çanta kullanabiliriz. Alabiliriz onu rahatlıkla. Orada bir problem olmaz ama artık bel çantaları çok yok. Yok, onları ben gerçi hiç evet, sevmedim bel zaten. Bel çantalar artık geri plana gitti. Çapraz askı var. Yani büyük de olsa çantamız böyle işte yumuş yumuş diyelim evet, hatta böyle pofuduk çantalarımız. Onları da böyle çapraz asabiliyoruz. Peki o şıkıdık çantalarımızı yine aynı şekilde çapraz asabiliyoruz. Eğer sığdırabiliyorsak tabii, her şeyimizi. Tabii asabiliyoruz. Sadece askılarına, daha doğrusu askılık oluyor askı, değil mi? Evet. Askı işte o zincirlere bakmamız lazım. Nasıl olacak onlar? Yani şöyle, onlar aynı şekilde devam edebilir. Tabii yani kalını da incesi de giyim tarzınıza göre bakmamız lazım. Ama asıl kıyafetiniz ne? Yani diyelim işte bu kıyafette ben böyle altın zincirli bir şey takamam. Biraz takmamam gerekiyor. Yani, çünkü sıkıntı, gümüş var üzerimde. Hani birkaç sene önce böyle 4-5 sene önce mesela hem gümüş hem altın rengi kullanılıyordu takılarda. Şimdi onlar kullanılmıyor mu? Ya çok değil. Çok tercih edilmiyor. İşte o zamanlar çok vardı ve kimseye böyle rahatsız etmiyordu. Şimdi çok çok az. Eskiden %95 ise şu an %5. Öyle düşünün. Ondan dolayı aksesuarlara dikkat etmemiz gerekiyor. O çanta bir aksesuar yani. Sadece çanta olarak görmememiz o gerekiyor. O zaman yani böyle biz işte efendim sarı tonlarında, altın tonlarında bir küpe taktıysak böyle gümüş tonunda bir zincirli çanta takmıyoruz. Takmıyoruz. Belki çantanın kendi derisinden, renginden bir rahatlıkla tabii askılık yapabiliyoruz. Askısı varsa onu takabiliyoruz. Aynen. Peki onun dışında böyle çok büyük işte o alışveriş çantaları gibi ya da işte hani bavul gibi kullandığımız çantalar var. Onlar yine var mı? Onlar var tabii ama günlük hayatta o kadar büyük bir çanta kullanmıyoruz aslında. Hani onlar daha çok bir yere giderken, seyahate çıkarken ya da belki onlar, spora falan evet, giderken. Evet, spor çantaları aynı şekilde. Yani günlük hayatta çok aşırı büyük çanta kullanmıyoruz. Yani varlar, tercih meselesi artık o. Peki hemen şu geldi. Sarı. Sana evet onu göstereceğim. Sarı çok ön plana çıkıyor var, değil mi? Var var. Sarı bu sene trendlerden bir tanesidir. Yani ama böyle caf caf sarı değil.
böyle mat sarı. Gördüğünüz limon gibi, küfü mü diyorlar? Limon gibi, evet. Limonun matı. Yani parlağı değil, çünkü parlak çok aşırı öne plana çıkar. Burada mesela baktığımızda çok evet mı? Çok sade, çok narin. Yani dediğim gibi bu sene ve önümüzdeki sene biz daha çok böyle romantik tarza ya geri dönüyoruz. Mesela şu eteği aslında düşünmeyiz giyinmeyi ama evet, tamamen böyle bir tarzda da bence çok hoş olmuş. Var, evet. Yani bu tül etekler aslında vardı. Daha çok siyah tonlarında vardı. Siyah tonlarında çok vardı. Geçen sene de vardı. Ama renkli yoktu. Renkli bu sene geliyor. Yani sarıyı o halde kıyafetlerimize ya da en azından aksesuarlarımıza, işte çantamıza falan gibi katacağız. Katacağız, aynen. Mesela bu eteği yani evde bile herkes yapabilir. Bu çok basit. Öyle gerçi inanılmaz basit. Nasıl? Bir etek. Hemen yani kısaca. Onun tül, bu tül kumaşı yani uygun bir fiyatta bir kumaş. Yani tül eteği bildiğiniz güneş şeklinde kestiğimizde, ortayı da kestiğimizde sadece bir lastik geçer. Yok bunda. Artık bayağı kolaymış. Gerçekten bayağı bir kolaylığı var. Yani ve şöyle çok katı olduğu için tarafına. Aynen. Çok kat olduğu için hatta yan dikişler bile yapılmaz bunda. Yani üst üste biniyor. Burada en az 15 kat var. O sadece bel bölgesini dikeceğiz o halde. Sadece bel bölgesini katlayıp içine lastik geçeceğiz. Yani o onu kadar. Elde bile yapabiliriz. O kadar. Yani bunu gerçekten herkes evde çok rahatlıkla yapabilir. O zaman bunu izleyicilerimize böyle bir ipucu olarak evet, vermiş olalım. Evet, evet. Yazın belki böyle görürüz onları. Çok rahatlıkla çocuklar için de aslında aynı şekilde tütülü etekler vardır. Ne çok seviyorlar değil mi evet, kız çocuklar ya, özellikle? Aynen, yani hiç gerek yok gidip yani bu kadar paraya, bütçemizi zorlamaya. Hani çok rahatlıkla evde maksimum alacağı bir saattir. Bir buçuk saatten çok, fazla çok pratik. Almaz. Çok pratik. Çok trend, yani mesela anne kız olan bayanlarımız için mesela çok rahatlıkla kendisine doğum de. Doğum günlerinde falan düşünüyorlar aynen, ya özellikle. Doğum günlerinde çok rahatlıkla hem kendine hem kızına veya sadece kendine çok farklı renklerde yapıp ve çok yerlerde mesela trend bir şekilde modaya ayağın yani modaya uyumlu bir şekilde rahatlıkla peki kullanır. Peki hemen sorayım, şimdi sarı dedik, başka mesela böyle tül etek yapmak istiyorlarsa hangi renkleri kullansınlar? Sarı da kullanabilirler. Mesela trend olarak gidiyorsa şeftali rengi çok tamam. Moda. Pembe tonlar çok moda. Bu geçen yazdan geliyor aslında pembe renk. Özellikle bir filmden sonra geldi. Lila rengimiz var. O pembe var. Bayağı öne çıktı hatta çok, değil mi? Çok, çok. Her yerde vardı. Hala devam ediyor. Hala da devam eder. Lila yazda var. Da devam eder o. Aynen. Yani gördüğümüz gibi sarı, ondan sonra şeftali. Maviler de görüyorum mavi, ben. Mavi, bebek mavisi var. Yani böyle renklerin çoğu var ama hepsi böyle nötr şeklinde. Yani o neonlar mat. Falan değil de daha... Evet. Soft renkler. Daha soft, daha mat, böyle daha sakin bir şekilde renklerimiz var. Patlak olan da metalik, gümüşle altın ve mesela mavinin de patlağı var. Çok güzel. Yani o çok yeşilin iddialı. De var. Yeşili de var, pembesi de var. Hepsinin rengi var ama onlar yazda değil, böyle bahar, işte sonbahar, kışta bazı davetler falan her yere değil, bazı yerlerde ancak yani kullanabilirsin. Yani şimdi o halde o metalik renkleri kullanmak istiyorlarsa tam zamanı aslında. Evet. Belki Mart'ta, Nisan'da da kullanabilirler o sürece kadar. Aynen. Ama daha sonra artık yazla beraber, güneşle beraber daha canlı soft. Renkler. Ama o canlı renklerinde daha soft tonları ön plana çıkacak diyorsun. Aynen. Madinacığım biz canım. Yine süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben 2024 modası ile ilgili bir fikrimiz oldu. Şimdi Perşembe günü kombinleri konuşacağız, öyle değil mi? Evet, evet, kombinler üzerinde yorum yapacağız. Peki, iyi ki geldin programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim, her ne kadar bugün bitirdiysek de yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.